Necaroğlu İnşaat yaklaşık 4-5 yıllık bir kuruluştur. 2 yıldır biz buradayız. Daha önce Antalya'da biz inşaatlara devam ettik, inşaatlar yaptık. Yaklaşık 14-15 blokluk bir yer yaptık Antalya'da. Alanya'da ilk bloğumuzdur. Tabii bizim şansımıza biraz kötü gitti ama yine de elhamdülillah diyelim. Satışlarımız yani istediğimiz gibi gitmese de yani normal yine satışlarımız falan oldu. İnşaatımızın zaten %90'ı bitti. Bu bir senelik bir zaman içerisinde %90'ı bitirdik. Kriz etkiledi mi bizi? Tabii ki biraz bizi etkiledi ama yine de inşaatı durdurma gibi, inşaatı geciktirme gibi bir şeyimiz olmadı. Sözleşme yaparken de 2 senelik bir sözleşme yaptık ve bu bir sene şu anda bitti ve inşaatın %90'ını da bitirdik. Şu anda sadece bizim boya ve çevre düzenimiz kaldı, iç boya. Projeyi ismi Hafnium'dur. 72. element anlamına gelen bir isimdir. 72 daire olduğu için Hafnium ismini bıraktık biz. Yabancıya yönelik yaptık tabii biz projemizi. 1 artı 1, 2 artı 1. Bazı katlarda 3 artı 1 müşteri çıkar diyerekten birkaç daire 3 artı 1 yaptık. Tabii yabancı olmadığı için istediğimiz satışları biz elde etmedik ama proje yabancıya yönelik yapıldı. Tabii bir dahaki projede şu andaki düşüncemiz yerliye yöneliktir. Şimdi Necaroğlu'nun farkı nedir? Ben inşaatın temelinden ta inşaat bitimine kadar komple fotoğraflıyorum. Kullandığım malzemeler, kullandığım demir, kullandığım beton, kullandığım işçilik. Yani ne olursa olsun hepsini fotoğraflıyorum. Bugün bir müşteri geldiği zaman ne malzeme kullandınız? Yani ben demeyeceğim. CD'yi vereceğim onlara, fotoğrafı vereceğim onlara. Baştan aşağı inşaat ne zaman başlamış ve ne zaman bitmiş? Gün be gün hepsinin fotoğrafını çekiyorum. 365 gün benim inşaatım devam etti ve 365 tane fotoğraf her gün çektiğim için daha fazla var. 365 tane fotoğraf var. Yani ne malzeme kullanılmış ne malzeme kullanılmamış. Alan kişiler yani bunu bilsinler gerçekten bu malzeme kullanılmış diye. Bunları bu şekil belgeliyorum ben. Yapı kalitesi benim için çok önemlidir. Tabii burada hani eleştiri de aldım. Neden bu kadar hani kaliteli kullanıyorsun? Gerek Bodrum'daki şeyler olsun, bu izolasyon olsun. Çünkü çoğu yerlere ben gittiğim zaman Bodrum'larda inanılmaz kokular geliyor. Ve Bodrum'u ben sosyal alan olarak kullanıyorum. Yani oradaki kullandığım izolasyon olsun, orada kullandığım malzeme olsun. Yani şu anda içeri girersen inan kokusu 8. kattan 9. kattan daha güzel kokusu var. Yani çünkü nem diye bir şey yok. Hepsinin önlemini ben aldım. Yarın öbür gün oturan insanlar ben hani bir inşaatı bitireyim de çekip gideyim hesabını yapmıyorum. En azından kalite olarak bir tık da olsa önde olmak isterim ben diğer inşaatlara göre. Kesinlikle yine inşaata devam edeceğim ben. Yani bu hani deniliyor ya en iyi bildiğiniz ne iş neyse onu yapın. Benim en iyi bildiğim iş inşaat işidir. Çünkü ben yaklaşık 20 yıldır inşaat işindeyim. Neyin ne olduğunu iyi bildiğim için benim en iyi bildiğim iş inşaat işi olduğu için tabii ki devam edeceğim. Şu anda da imza safhasına geldiğimiz 2 projemiz var. Alanya'da, Oba'da. Allah nasip ederse onlar olduğu zaman zaten hemen başlanılacak. 2017 yani ümitliyiz şu anda. Tabii ki hani Türkiye'nin yaklaşık her 6 yılda bir, 10 yılda bir kriz geçirdiği bir zamandır. Yani bu artık sabitleşmiş bir şeydir. İnşallah 2017 krizi de biz gördük. Yani herhalde en büyük kriz bu 2016'da geçen bir krizdi. Çünkü üste, her şey üste geldi. Şimdi 2017 benim kanaatimce ağırlık yine Rus olacak. Yani Polonyalılar biraz şeyleri var, talepleri var. Arapların, İranlar, Irak, Arapların talebi var. Yani bu üç, yani Polonya, Rus ve Araplar. Büyük ihtimalle bunlar olur. Tabii diğer Avrupa Birliği ve diğer yani Avrupa'daki insanlar zannetmiyorum bu kadar çok gelir. Çünkü bizi kötü anlattıkları için kısıtlı bir şekilde gelir.